Evet, merhabalar. İstanbul efsanelerine devam ediyoruz. Şimdi Kız Kulesi'ndeyiz. Birçok efsaneye konu olmuştur Kız Kulesi, biliyorsunuz. Bir rivayete göre hepimizin bildiği gibi işte bir falcının baktığı falda kızının işte yılan tarafından sokulacağını öğrenen imparator evladını ölümünden kurtarmak için işte bu adaya saklıyor. Ancak gönderilen bir incir sepetinden çıkan yılan yine de zavallı kızı sokuyor ve öldürüyor. Bir başka efsane de Hero ve Leandros adlı iki tane aşığın hazine öyküsünü anlatıyor. Efsaneye göre Hero Afrodit tapınağına bağlı bir ağabeyi de aşk ona yasaktı. Kız Kulesi'nde yaşayan Hero'ya aşık olan Leandros işte yüzerek her gece adaya geliyor. Ona aşkını fısıldıyor. Gece karanlığında güzel rahibenin yaktığı ateşle de Leandros'a yol gösterilmiş. Ancak fırtınalı bir gecede işte rüzgar meşaleyi söndürüyor ve Leandros yolunu karanlık sularda kaybediyor ve boğuluyor. Bunu öğrenen Hero da kendini boğazın soğuk sularına atıveriyor. Bir de gerçek bir hikayemiz var. Yani gerçek bir tarih var. Bu da işte geçmişi 2500 yıl öncesine dayanıyor. Karadan kopan bu parça şu anda Kız Kulesi'nin bulunduğu adayı oluşturuyor. Kız Kulesi'nden ilk kez milattan önce 410 yılından söz ediliyor. Sarayburnu'ndan Kız Kulesi'ne bir zincir geriliyor ve boğazdan geçen gemileri işte vergiye bağlamak, gemilerin denetlenmesini sağlıyorlar. Yıllar sonra da işte milattan önce 341 yılında komutan eşi için adaya mermerler üzerinde bir anıt mezar yaptırıyor. Roma döneminde de yine vergi denetleme için kullanılmıştır Kız Kulesi. İmparator Manuel işte şehrin savunmasına yardım için iki tane kule yaptırıyor. Bunlardan birini Mangara Manastırı yakınına, yani Topkapı Sarayı sahilinin olduğu yer, diğeri ise Kız Kulesi'nin bulunduğu yere inşa ettiriyor. Hem düşman gemilerini işte boğaza sokmamış oluyorlar, hem ticaret gemilerini gümrük vergisi vermeden geçmelerine engel olmuş oluyorlar. Bu iki kule arasında işte zincir bağlatmış oluyor. Bizans'ta da yine İstanbul kuşatması olayı var. Venedikliler Bizans'a yardım etmek için bu Kız Kulesi'ni üs olarak kullanıyorlar. Ve son olarak da Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet kaleyi yaktırıyor. Yerine ise etrafı sularla çevrili minik bir kale yaptırıyor. İçinde toplar oluyor. Ama bu savunma kalesinden ziyade daha çok böyle hani gösteri kalesi gibi kullanılıyor. Kulenin alt kısmı Fatih Sultan Mehmet döneminden kalmadır yani. 1510 yılında gerçekleşen depremde de büyük hasar görüyor ve Yavuz Sultan Selim döneminde yeniden yapılıyor. Etrafı sıvı olduğu için de deniz feneri görevi görmek üzere tepesine birer fener yaptırılıyor. Gösteriler işte ve top atışları hala yapılıyor. 1719'da da fenerdeki yağ kandilinden yangın çıkıyor bu sefer de ve yine hasar görüyor. Bu sefer de Nevşehirli damat İbrahim Paşa onarıyor. Kule 1830-31'de de kolera salgınının şehre yayılmaması için karantina hastanesine dönüşüyor. Daha sonra 1836-37'de görülen ve 20-30 bin kişinin de öldüğü veba salgını sırasında hastaların bir kısmını burada kurulan hastanede tecrit ediliyor. Kız Kulesi'nin Osmanlı döneminde en son büyük onarımı da 2. Mahmut dönemindedir. Kule 1832-33 yıllarında tadilat sonrasında ünlü Hattat Rakım'ın yazısı ile Kız Kulesi'nin kapısının üzerindeki mermere Sultan 2. Mahmut'un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirilir.